Merhaba kıymetli seyirciler. Sultan 5. Mehmet Reşat bir felaket devrinin padişahıdır. Memleketin dağılmasında asli mesul olmamakla beraber hiçbir zaman makamını layıkıyla dolduramadığı için dolduramamakla itham edilir. Sultan 5. Mehmet Reşat Sultan Abdülmecid'in peş peşe tahta çıkan 4 oğlundan üçüncüsüdür. 1844 senesinde dünyaya geldi. Demek ki ağabeyi Sultan Abdülhamit'ten iki yaş küçüktür. Annesinin çok güzel bir hanım olduğu rivayet edilir. Gülcemal kadın efendi. Fakat annesini 7 yaşındayken kaybetmiştir. Bu isim yıllar sonra çok meşhur bir mektep vapuruna verilmiştir. Reşat Efendi Sultan Abdülhamit zamanında Veli Aht sıfatıyla Beşiktaş'ta, bugün Resim Heykel Müzesi olan Veli Ahd dairesinde yaşamıştır. Arada bir kendi mülkü olan Balmumcu çiftliğine giderdi e, mesire ve istirahat maksadıyla. Bütün şehzadeler gibi hatta pozisyonu sebebiyle onlardan biraz daha fazla kontrol altında yaşadı. Malumunuz Sultan Abdülhamid çok badireler atlatmış, nice darbe teşebbüsleri yaşamıştır. Bu sebeple veliaht olan yani potansiyel tehlike teşkil eden biraderini hep göz altında tutmuştur. Hatta ben biraderi halka göstermemekle kendisine çok büyük bir iyilik yapıyorum ee, dermiş. Bu sözün hikmeti yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Sultan Reşat insanların içine girmeye başlayınca anlaşılmıştır. Mamafi Sultan Abdülhamit evvelce biraderiyle yakınlık kurmak istemiştir. Hatta kızını onun oğluna vermeyi düşünmüştür. Fakat onun Jön Türklerle irtibatını haber alınca kendisinden hep şüphe etmiştir. Halk da Reşat Efendi'nin mavi gözlerinden dolayı nazarından korktuğu için uzak durduğu dedikodusunu yapmıştır. Sultan Abdülhamid meşrutiyetin ilanından hemen sonra Reşat Efendi'nin el altından serbestliği gazetesini destekleyerek kendisi aleyhinde neşriyat yaptığını söyler. Nitekim Jön Türk isyanında onu saraya çağırıp bu senin başının altındandır birader diye yakasına yapıştığında Reşat Efendi gayet sakin sizin idarenizin neticelerindendir diye cevap vermişti. Tahta çıktıktan sonra kendisine bir mesele arz edildiği zaman kendi aczini bildiği için olsa gerek birader de hiçbir şeye bakmamış ki diyerek kendisini temize çıkarırmış. Reşat Efendi 33 senelik veli sonra 27 Nisan 1909'dan bir askeri darbe neticesi tahttan indirilen Sultan Abdülhamit'in yerine tahta çıkmıştır. Saltanatı tarihte ilk defa küçük Sayit Paşa'nın işgüzarlığıyla mecliste reye sunulmuştur. Güya seçimle hükümdar olmuştur. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelen Selanik'ten gelen hareket ordusunun İstanbul'a girişi sanki şehrin ikinci bir fethi imişçesine Güya Sultan II. Mehmed'e benzetilerek Sultan V. Mehmet adıyla tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 65 yaşındaydı. En yaşlı tahta çıkan padişahtır. Yurt dışına seyahatler yapmış, iyi yetişmiş, çok okumuş, genç yaşta tahta çıkmış ve çok tecrübe kazanmış olan ağabeyinin teçhizatından, donanımından hayli mahrum idi. Tahta çıkışı o kadar sukutu hayal uyandırmış olacak ki, şair Akif gibi amansız bir Sultan Hamit muhalifi bile der ki, Abdülhamit kardeşinin boynuna bir ip takıp da halkın içinde gezdirse, Ey millet! benden sonra başa geçecek budur deseydi belki tahtından olmazdı der. Sultan Reşat Yıldız Sarayı'nda değil Dolmabahçe Sarayı'nda oturdu. Ama Meşrutiyet Padişahı'nın sarayı artık gösterişsiz bir rezidanstan ibaretti. İddiaçılar yeni padişahın mayiyetini itimat ettikleri kişilerden teşkil ettiler ve o ihtişamlı padişah sarayı tarihe karıştı. Saltanatı iddiatçı diktatoryasına rastladığı için hakkıyla hüküm sürmüş değildir. Hatta meşru halife bile değildir. İhtiyar ve sessizdi. Ortalığı kana boyayanların halini görüyordu ama bunlar karşısında aciz bir kukla halindeydi. Bununla beraber 1911 senesinde Arnavut isyanı kopup da hükümet büyük bir kuvvetle isyanı önleyemeyince hasta haliyle Kosova'ya gitti. 522 sene evvel dedesinin zafer kazandığı sahrada 100 bin Arnavut ile cuma namazı kılarak huzuru temin etti. Böylece iddiaçıların 82 taburla yapamadığını Sultan Reşat bir gövde gösterisiyle temin etti. Ama hükümet bu fırsattan istifade edemedi. Komitacılar 1913'te söz dinletemedikleri diktatör sadrazam Mahmud Şevket Paşa'yı öldürttüler. Sonra da bu bahaneyle bütün muhaliflerini tepelediler. İstanbul'da günlerce dar ağaçları kuruldu. Hatta Tunuslu Hayrettin Paşa, eski sadrazamlardan Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğlu ve Münire Sultan'ın zevci olan Salih Paşa da hadiseyle alakası bulunmadığı halde idama mahkum oldu. Münire Sultan masumiyetine inandığı zevcini kurtarmak için çok çırpındı. İdam kararını imzalamaması için amcası Sultan Reşat'a yalvardı. Kızım onlar seni de asarlar, beni de asarlar diye mukabele etti. Ve başkalarıyla beraber Salih Paşa'nın idam kararını da imzaladı. Bu hadise gerek hanedan gerek millet nezdinde Sultan Reşat'ın itibarını çok zedelemiştir. Hatta, hatta hayata küsüp amcasıyla bir daha hiç konuşmayan ve ömrü boyunca koyu renk elbisesinin üzerinden çıkarmayan Münire Sultan'ın annesi padişaha o ak sakalın kana boyalır, boyanır inşallah diye beddua etmiştir. Dediği gibi de olmuştur. Çok kan döktü diye dedesi Sultan Mahmud'u tenkit eden, kardeşlerini bir günde idam ettirdi diye büyük dedesi Sultan 3. Mehmed'i kınayan padişahın aksakalı milyonlarca masumun kanıyla boyanmıştır. Müstebit diye suçlanan Sultan Abdülhamit, hak eden birkaç kişi dışında tek bir idam hükmünü imzalamamışken Karıncayı incitmekten çekinen meşrutiyet padişahının devrinde suçlu susuz niceleri dar ağaçlarında sandlandırılmıştır. Siyasi cinayetlerle muhalifler temizlenmiştir. Kötü idare eden, edilen muharebelerde yüz binlerce vatan evladı can vermiştir. Sultan Reşat'ın 9 yıllık saltanatı harplerle, mağlubiyetlerle, felaketlerle geçmiştir. 1911'de İtalya Libya'ya saldırdı Trablusgarba. İddiatçı hükümet vaktiyle Sultan Ahmet'in burada mevzilendirdiği birlikleri geri çekmişti. Bu sebeple Trablusgarp ve Bingazi kolayca elden çıktı. Ardından Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan ittifak edip Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. 1912'de Balkan Harpleri denen bu muharebelerde İddiatçıların partizanlığı ve kötü idaresi sebebiyle Türk ordusu ağır mağlubiyetlere uğradı. 5 asırlık Osmanlı Türk yurdu, Müslüman yurdu Rumeli kaybedildi. On binlerce Müslüman mülteci vaziyetine düştü. Buna misilleme olarak hükümet 1912'de Rumları ve 1915'te Ermenileri bulundukları yerden sürgün etti. 1908'den beri fiilen iktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913'teki Babali baskınıyla iktidarı resmen de eline aldı ve memleketi Almanya'nın yanında Cihan Harbi'ne sürükledi. Rus mevzilerinin bombardımanı emrini vererek ülkeyi harbe sürükleyen Harbiye Nazırı Enver Paşa kabine toplantısına girdiğinde gülerek bir oğlumuz oldu diyordu. Bundan ne sadrazamın haberi vardı ne de padişahın. Ardından göstermelik bir cihadı mukaddes ilan edilerek bütün Müslümanlar harbe çağrıldı. Öteden beri ırkçı bir baskıya maruz kalan Müslümanların buna cevabı Arap ihtilali olmuştur. Son günlerinde imza için önüne getirilen kağıtlara bakıp da bırak sanar da haysiyetimle ölsem dermiş Sultan Reşat. Nihayet 9 yıllık saltanatı felaketlerle geçen padişah Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan nihai mağlubiyeti haberi gelmeden az evvel şeker hastalığından vefat etti. Eyüp'te yaptırdığı ilk mektebin yanındaki türbesine gömülmüştür. Memleketteki son padişah cenazesi budur. Sur dışında metfun bulunan tek padişah da Sultan Reşat'tır. Sonraki nesil kendisini en çok ismini taşıyan Reşat Altınlarından tanır. Şaşılacak bir şeydir ki kocalarını, babalarını, oğullarını cephelerde kaybeden kadınların gerdanını ve alnını süsleyen Reşat Altınları o kadar rağbet görmüştür ki ayar ve ağırlıkça diğerlerinden farklı olmamasına rağmen daha rağbetlidir ve daha pahalıdır. Sultan Reşat ağabeyi Sultan Abdülhamit'in meziyetlerinden hele onun cesaretinden mahrumdu. Düşman İstanbul'a yaklaştığı sırada iddiaçılar payitahtı İstanbul'dan taşımak ve padişahı Konya'ya nakletmek istemişlerdi. O zamanlar hapis bulunduğu Beylerbeyi Sarayı'nda bunu işiten Sultan Abdülhamit, şehrin kuşatmasında elinde kılıç can veren Bizans İmparatoru kadar da olamaz mısın? diyerek uzaktan biraderini ikaz etmiştir. Bunun üzerine projeden vazgeçilmiştir. Baş bence Lütfi Simavi der ki, Sultan Reşat için temiz kalpliydi, iyi niyetliydi, zayıf iradeliydi, Dünya siyasetinden ve ahvalinden habersizdi. Yalnız padişah değil, halife olduğunu ve milletin kendisinden çok şeyler beklediğini takdir ederek devlet işlerine zamanında el koysaydı birçok felaketlerin önüne geçebilirdi, hataları önlerdi. Yazık ki bunları yapabilecek biri değildi. Bu gibi sözler kulağına gelen padişah kendisine ne yapayım? Beni dinlemiyorlar ki diye kendisini müdafaa etmiştir. Ölümden değil ama tahtını kaybetmekten çok korktuğu rivayet edilir. İddiatçılar alet olmasını da bu korkusuna bağlarlar. Bir hükümdar için ölmek mesele değildir. Ama tahttan indirilmek menkubiyet çok acıdır. Sultan Reşat ağabeyini, iki ağabeyinin tahttan indirildiğini, amcasının tahttan indirildiğini görmüş birisi olarak bundan korkuyordu. Bu tabiydi. Bütün kusurları da buna bağlanır, bu korkusuna bağlanır. Jön Türk gazeteci Süleyman Nazif der ki, 9 sene 2 ay zarfında hakiki hükümde Talat Paşa'ydı. İstediği gibi emretti. istediği gibi nehyetti. istediği gibi yıktı ve yaktı. Ne kendisine hesap soran bir padişah vardı. Ne de yaptıklarının aslını anlamaya cüret eden bir millet. Şiddet hem padişahı korkutmuştu hem de mebusları. Yüklenenin altında çöküp kalmış olan zavallı Sultan Reşat kendisini Allah'ın değil Talat Paşa'nın gölgesi zannediyordu diyor. 9 senelik saltanatı esnasında sadece ağabeyi Sultan Hamit'in ortadan kaldırılması teklifine karşı çıkmıştır. Bir de Esvapçıbaşı Hakkı Bey'in uzaklaştırılması teklifine direnmiştir. Bunun dışında fırkanın bütün tekliflerine boyun eğmiştir. Meşrutiyet devrinde işe karışacak olsam biraderin, biraderin suçu neydi dermiş. Refik Halit'in de isabetle kaydettiği gibi arada Sultan Reşat olmayıp da Sultan Hamit'ten sonra Sultan Vahidettin tahta çıksaydı belki iddiaçıların hatalarını önleyecek, felaketlerin önüne geçip devleti asrının kuvvetli devletleri arasına sokacak kudret ve kıymetteydi. Yakından tanıyanlar Sultan Reşat'ın e, bu meziyetleriyle beraber bu kusurlarına da dikkat çekmiştir. Bu sebeple haysiyet kırıcı derecede irade gevşekliği göstererek iddiaçıların kötü emellerine alet olmuştur ve tarihte çok kötü bir nam bırakmıştır. Son devir ulemasından Seyyid Abdülhakim Vazazetleri Hazretleri Padişah'ın türbesini ziyaretinde bastonunu sallayarak ah ah senin de çok kabahatin var demekten kendisini alamamıştır. Evet bir felaket devrinin padişahıdır. İddiaçıları sevmediği muhakkaktır. Gazi Ahmet Paşa'nın kurduğu kabine sayesinde bunların tasfiyesini ummuşsa da hayal kırıklığına uğramıştır. Siyasi hadiseleri iyi değerlendirdiği, doğru görüş beyan ettiği anlatılır bazıları tarafından. İdaredeki zaafı siyasi hadiselerin kendisini aşması kadar biraz da şahsiyetinden kaynaklanır. Evet ülkenin dağılmasında asli mesul o değildir ama acizi sebebiyle, gevşekliği sebebiyle makamını hakkıyla dolduramamıştır. Orta boydan uzundu, mavi gözlüydü, sarışındı. Onun için ışığa fazla dayanamaz, elektrikten hoşlanmazdı. Halim Selim ve müşfik bir kişiydi. Hafızası ve şuuru çok kuvvetli olmakla beraber hareketlerinde bir ağırlık vardı. Saftı, aklına geleni söylerdi. Herkese iltifat eder, herkese güler yüz gösterirdi. E, sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Beylerbeyinde mahpus bulunan ağabeyi Sultan Hamit'e gönderdiği habercilere kendisinden zatı şahane değil de biraderiniz diye bahsetmelerini isteyerek incelik göstermişti. Tevazuyu bazen ifrata vardırırdı. Çok ürktüğü ama yüzüne güldüğü sadrazam Mahmut Şevket Paşa'ya arzu teşekkür ederim demesini mayyeti makamına münasip bulmamıştı. Zeki miydi, saf mıydı? Tanıyanlar bu suale kolay cevap verememiştir. Abi gibi sesi kalındı. Düzgün ve edibane konuşurdu. Latife yapmayı severdi. Onun için görenlerde hep müsbet bir intiba uyandırmıştır. Avusturya İmparatorluğu ziyaretinde onu istasyonda karşılarken bu yaştan sonra genç imparatoru şey ile aynı arabada arabaya binerek kendime güldüremem diyerek imparatoru yanına almış. İmparator ise veliaht ile aynı arabaya binmiştir. Malum Osmanlılar da hanımlar böyle resmi yerlere yabancı erkeklerin içine sokulmazdı. Avrupalılar da bunu tabii karşılarlardı. Bu milli memleketin kültürü böyle derlerdi. Fakat babacan padişahın acizliği ortaya çıktıkça tarihimizde ilk defa bir padişah alay mevzu olmuştur. Sultan Reşat'a oturduğu yerden gazi ünvanını kazandıran Çanakkale zaferi için Kaleme aldığı bir gazel vardır. Savlet etmişti Çanakkale'ye Bahruber'den diye başlar. Buna tahmis şeklinde yani üç e, mıs mısra ekleyerek kendisine alay edilen bir e, nazire yazılmıştır. Şairi bilinmeyen bu e, manzume halk arasında çok yayılmıştır. Haberim yoktu benim hiçbir şeyden. Oturmuş mesnevi okuyordum ezberden. Birden haber geldi bizim Enver'den. Düşman savlet etmiş Çanakkale'ye, Bahriber'den şeklinde devam ediyor. Bu da gösteriyor ki şiirden, edebiyattan anlardı. İyi Farsça bilirdi. Orta derecede Arapça ve Fransızca bilirdi. Pek ibret almamış olsa bile tarihe çok meraklıydı. Tarihi hadiseleri en ince teferruatına kadar, şahsiyetlerine kadar bilirdi. Trakya askeri manevralarında çok yorucu, çok bunaltıcı bir seyahate rağmen Kendisini hep neşeli, hep memnun gören başkatip Halid Ziya Bey der ki Uşaklıgil, bu ihtiyar padişahın ecdattan gelme öyle bir azim, öyle bir inat sermayesi vardı ki her zorluğa tahammül kuvvetini veriyordu diyor. Eee monarşi işte böyle bir şeydir. Mevlevi tarikatına mensuptu. Çok dindardı. Ailesinin ve mayiyetinin de dini vecibeleri yerine getirmelerini isterdi. Sultan Reşat saray imamına elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a bir rekat bile namaz borcum yoktur demişti. Bir levhaya bir namaz kılmayana ekmek ve tuzum haram ediyorum yazdırıp sarayın her odasına kapısına astırmıştı. Sarayda eskiden iki şey iyiydi şimdi ikisi de bozuldu. Namaz ve yemekler sözü de ona aittir. Sağlığı iyi değildi. Müzmin şeker hastasıydı vaktiyle yarım felç geçirmişti. Padişah iken mesanesindeki taşı aldırmıştır ve böylece tarihe ameliyat olan tek padişah olarak geçmiştir. Ameliyat masasına ey büyük Allah'ım eğer ben milletim için, vatanım için hayırsız isem, bahtsız isem beni bu ameliyat masasından kaldırma diye dua etmiştir. Demek milletin başına gelecek daha nice belalar varmış ki duası kabul olunmamıştır ve kurtulmuştur. Sultan Reşat'ın sadece 3 oğlu vardı. Ziyadettin, Ömer Hilmi ve sağlığında vefat eden Necmettin Efendi. 8 çocuğu olan oğlu Ziyadettin Efendi'ye oğlum bu kadar çocuğu nasıl büyüteceksin diye sormuş da bir kısmını biz bir kısmını da Cenab-ı Hak büyütür. Gamçek Bey'in babacığı cevabını almıştı. Komitacılar hazine-i el koydukları için Sultan Reşat cüzi bir maaşa mahkum idi oğullarının bir meslek sahibi olmalarını arzu ederdi. Bu sebeple Ziyahettin Efendi tıbbi mektebine yazılarak cildiye mütehassısı olmuştur. İki oğlu da sürgünde sıkıntı içinde yaşayıp vefat etmiştir. Sultan Reşat protokole çok meraklıydı. Ceketsiz ve fessiz kimsenin yanına çıktığı görülmemiştir. Çok nazik idi. Huzuruna kim girse ayağa kalkıp önünü iliklerdi. Saraya yemeğe geldiğinde bu adam yemek yemesini bilmiyor bamya ile su içiyor diye Enver Paşa'yı kınadığını başkatip Ali Fuat Bey anlatmaktadır. İşlerinde Alman ve Avusturya hükümdarlarının da bulunduğu çok ecnebi misafiri kabul etmiştir. Daha ilk bayramlaşma merasiminde bazı ilerici mebuslar padişahın tahtının saçağını adet olduğu üzere öpmeyi reddettiler. Başlarını eğmekle iktifa ettiler. Herkesin ayıpladığı bu tavrı padişah sineye çekti, üzerinde durmadı. Rıza Tevfik yıllar sonra kaleme aldığı manzumesinde saçak öpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına mısralarıyla terennüm edecektir. Allah rahmet eylesin. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.